Bakın kısa, tekrar yanındakinin dibine uzun. Bir çilek modeli vardı dantel. Hatırlar mısın? Evet. Çok ünlü. Geçen onu gördüm sandıkta. Fileçan. Hayır, şimdi, böyle çilek desen. Şöyle, değil mi? Yok, açılara. Yok, küçük küçük çilek böyle. Çilek. Onunla nefis etek falan olur. Olmaz mı? Bak onun fotoğrafını çekeyim sana alayım. Süper. Çok çok güzel bir model o. Böyle sıra sıra gidiyor. Bittiğinde çilekler dizili oluyor. Bakın görüntü bu oluyor. Bu uzun ve kısa. Hı hı. Şurada da göstereyim. Şurada pembe gördüğümüz yer uzun ve kısa. Şu. Evet. Şimdi üstü pufidik. Evet. Geçen hafta yaptığımız ponçik modeli arkadan kurulandı. Şimdi bunu da önden kurulan bir ponçik yapayım. Hı. Hani teknik olarak yeni bir şey göstermiş olalım. Zöhre Hanım İran'dan mesaj yazmış. Allah sizden razı olsun. Ay, teşekkürler. Ne güzel Allah söylemiş. Sizden de. Evet. Ya böyle şey, hani olumlu mesajları aldığımız zaman diyoruz ki yani biz boşuna yorulmuyoruz, uykusuz kalmıyoruz. Evet, evet, evet. Hani yaptığımız iş dünyayı kurtarmıyor belki ama birçok evdeki kadının motivasyonunu yani. Aynen öyle. Çünkü şey, örgü örerek depresyonunu ve birçok hastalığını atlatan benim tanıdığım çevremde insanlar var. Gerçekten büyük bir terapi. Burada çünkü ilmek sayıyorsunuz. Alzheimer'a çok iyi geliyor. Herkese öğretiyoruz ama bir kişiye öğretemiyoruz. Bu bir kişi kim? Kim? Az sonra. Açıklayacağız. Az sonra. Sevda Hanım Azerbaycan Bakü'den selamlar. Harika. Şey ulusu, artık biz bir uluslararası sayfayız diyebiliriz. Vallahi. Fatmanur Hanım, eskiden battaniye ve dizüstü yapılıyordu böyle demiş. Evet, yapılıyordu. Şimdi de şu ponçiyi yapalım. Ponçik, pembe ponçikler. Evet. Biz de burada mor. Geçen hafta biliyorsunuz YouTube'da zaten var, hadi eksik kalma sayfasının. Bir sık iğneyle arkadan kurulan ponçik modeli göstermiştik. Şimdi trabzan yaparken kurulan bir ponçik modeli gösterelim. Oya ondan çanta yapmış, çok güzel olmuş. Evet. Evet, gördüm. Dün yayınladı. Kızların çoğu onu çantaya çevirmiş Ayhan Hanım. Evet. Zaten biliyorsunuz onun orijinali çantaydı da biz dedik yastık yapalım diye. Ayhan Hanım da çok yaratıcı. Münir Hanım Hollanda'dan merhabalar. Safranbolu'dan oley. Süper. En sevdiğim şimdi yerlerden. Burada 3 tane trabzan yapıyoruz. Çünkü bunu birkaç sıra yapmak istedikleri zaman ponçikleri ortalayabilmeleri için bu ponçiklerin arasını sık iğne ya da trabzanda yapsalar şey yapsınlar, tek sayılarla boşluk bıraksınlar. 1, 3, 5, 7 diye. Çünkü bir böyle yapıyoruz, bir ortalıyoruz. Bir böyle yapıyoruz, bir ortalıyoruz. O yüzden bu aradaki sayıların tek sayı olmasına dikkat edecekler. Tığımıza doladık. Trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bunu genelde bebek battaniyelerinde kullanırlar. 4. Evet. Ben bunu en kalın makromeden paspas yapacağım. 5. Vallahi süper olur. Ondan sonra geliyoruz en baştakinin sık iğne deliğine ve bunu buradan çekiyoruz, bir zincir atıyoruz ve başlıyoruz 3 tane trabzan yapmaya. Evet. Bunu da bir kere daha göstersem yeterli gelir diye zannediyorum. Şu an ikinci tekniği gösterdik bile. Vallahi. Bu 1, pardon tam trabzan yapıyorduk bunda. 1, 2, 3, ipin kalınlığına göre 4 trabzanla da bitirebilirler. 5 trabzanla da. Evet, şunu çıkartıyorum. İlk trabzanıma geri dönüyorum. Sık iğne deliğine batıyorum. Bunu geriye doğru çekiyorum. Bir zincir ve başlıyorum yine 3 trabzan yapmaya. İp çok güzel ya. Evet. Kayıyor böyle, akıyor tığ da. Şey, iplerle yani dans ediyor gibi hissediyorum. Ben örgü örerken. Ben şuradan bir renklerle şu dörtlüden hocam. Ben bir şey yapacağım. Aynen. Şu dörtlü. Çok güzel. Gördüğün gibi omuz, pardal. Evet. Omuz. Evet, evet. Şalı olur. Çok güzel bir öyle tril tril. Senin bir örneğin vardı ya, şal modeli. Ondan iki tane yaptım. İkisi de kapıldı.
Şu anda yok hiç. Yazıyı ya. Kıyamam. Bir tanesi sarıyla yaptım hardal. O kadar uğraştım en incesiyle. Taktığım gün bir arkadaşımla buluşmuştum. Böyle gözleri dolu dolu baktı. Al dedim, al senin olsun. Senin olsun. Ben bari öreyim size. Hediye olduğu için hediye edemezsiniz. Nasıl fikir? Yok, ben örerim. Evet, tamam, peki. Sen zaten boş duramıyorsun yazık. Olsun ya. Oya yapar size. Buradan Oya'ya, Oya'ya bir misyon yükleyeyim ben. Hakikaten Oya boş durmuyor. Maşallah. Oya'nın kedisini de yayınladık. Evet, evet, evet. Çok aptiko bir şey o ya. Ay sormayın. Tarçın. Tarçın, evet. Evet. Çok şeker. Dün çok güzel mesajlar aldık ya. O kadar güzel. İnsanlar evdeki dostlar dedik. Evet, o çok güzel bir paylaşımdı. Dün de sokak köpek hayvanlarını korumayla ilgili bir gündü değil mi? 4, evet, evet. 4 Nisan yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. İsmini tam söylemedim ama siz beni düzeltin. Artık yaz geliyor arkadaşlar. Kapıların önlerine ne olur suları evet koymayı ya. Unutmayalım. Mama, su, evet, evet tabii ki. Onları arada bir okşamak, sevmek. Çünkü böyle gözümüzün içine Hı-hı. bakıyorlar. Evet. Ponçiyi de bitirdik. Şimdi neye başlıyoruz? Bakalım bakalım. Yeşil. Şöyle bir şey yapalım. Tamam, yani farklıları kullanmaya tamam, çalışıyorum. Tamam. Onun üstüne sarı yapayım ki göstersin kendine. Oya diyor ki yaparız tabii, ipleri bırakın. Olmaz. Hayır. Olmaz Oyacığım, ipler de senden. Naime Hanım 5 kedim var demiş. Ha. Ne güzel. Ay. Benim ilk kedim Pakize'ydi. Şey veterinerden aldım çünkü arka ayakları özürlüydü. Kimse arka ayakları özürlü ya. Diye o kediyi almak istememiş. Arkadaşım aramıştı, böyle böyle alır mısın diye. Ne demek dedim, hemen onu al getir bana. Hı-hı. Muhteşem bir kediydi, insan gibiydi zaten, benden direkt iletişime giriyordu. Ve çok ilginç, toparlandı, bir tane bile özürü kalmadı. Sadece çok ilaç kullandığı için 6 senelik bir ömrü oldu. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. 3-4 tane zincir çekiyor. Trabzan yapıyoruz. 4 tane trabzan yaptıktan sonra tığımıza doluyoruz. Şu arkaya geliyoruz. Şöyle çekiyoruz. Şunu şu şekilde. Aslında tığımıza dolamamıza da hiç gerek yok. Düzeltiyorum. Çok özür diliyorum arkadaşlarım. Şu şekilde en arkadaki boşluğa batacağız aslında ama bu ilk olduğu için zincirin altına battık. Ha gayret olacak. Olacak inşallah. Naime Hanım diyor ki herkese tavsiye ederim. Sokak kedisine sahiplendim. Meğer hamileymiş. 4 tane yavrumuz oldu. Ay, o yüzden beşlemişler. Beşlemişler. Evet, şu şekilde bir bant çekiyoruz. Sonra bir zincir, bir boşluk bırakıyoruz. Tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. Saadet Hanım'ın da bir kedisi varmış, adı Şanslı. Fotoğrafları yollayın. Evet. Anlayalım. 4 tane trabzan yaptıktan sonra yan yana. Şuradaki boşluğa geri geliyoruz. Bir zincir çekip bir boşluk bırakmıştık evet. ya. Ona batıyoruz şu şekilde. Ve Hı-hı. elimizi bollaştırarak şöyle Hı. çekiyoruz. Hı. Şurada bir bant oluşturuyoruz. Elim çok çirkin oldu, şuradan gevşeteyim. Şunu alalım. Yine bu da çok eski bir model ama internette gördüm, çanta yapmışlar bununla. Kağıt ipten çok güzel olmuştu. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum, 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada ip 2 kere yapsam belki kendini daha iyi gösterir. Bunların hepsini tek başına bir işte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ya da böyle çeşit çeşit yapabilirsiniz. Orada her tamamen şey yaratıcılık size kalıyor. Vakit varsa ben bir 3-4 tane daha teknik gösterebilirim. Var, hiç sorun var. Değil. Evet. Bakın şu şekilde. Tamam. Bugün bir konuğumuz daha var. Profesör Doktor Kaya Uykuş. Aa. Yeni kitabıyla gelecek. Süper. Konumuz ne? Akupunktur ve beynine format at değil mi? Süper. Yok özür dilerim. O bu, Barış Musluydu. Barış kafam evet. gitti ya. Kaya Bey yeni kitabını anlatacak. Akupunktur'un nerelerde kullanıldığını, dünyanın en eski, evet, en eski tıp tekniklerine. Evet, beynine mesaj gönder.
Çünkü her akupunktur noktası beyne farklı bir mesaj yolluyor. Evet. Doğru. Evet, bu da böyle bir model. Şöyle elle ipi düzeltecekler. Biraz daha sert bir ip olsaydı daha da güzel olacaktı. Yok, çok güzel. Şimdi bir model daha göstereyim. Sık iğne yapacaksın toplamak için. Eğer istersek evet. Ama evet, ben şimdi vakit kaybetmeyeyim. Yok, sık iğneyle. Bir teknik daha göstereyim.